Amerika'daki Türkiye en büyük farkların özelliklerinden bir tanesi, Türkiye ticari kazan kazan ülkesiyle kıtada hareket ediyor. Yani Türkiye'nin Afrika ile ticareti bugün işte 10 yıl önce 2,5 milyar dolardan bugün 23 milyar dolar çıkmış durumda. Bu hedef 2023'ün 100 milyar dolara bulmak. Bu iki tarafta kazanıyor. İşte elçilik sayısı arttı. Hiç söylemeye gerek, 39 tane şu an Türkiye'nin elçiliği var kıtada. Önceden 12 idi bu. Afrika'nın elçiliği Ankara'da arttı. Dolayısıyla evet. Bu birinci boyutu. Bu ilişkiler. Sosyal alanda Türkiye Afrika'da kilit bir aktör. Bu sivil toplum kuruluşlarının yaptığı sosyal faaliyetlerle insanlar belki buradan sadece bir kuyu açmak olarak görebilir ama kuyu açmanın öyle bir değeri var ki Afrika'da. Yani birçok insan saatlerce suya ulaşmak için yürümek zorunda kalmıyor. Sosyal hayatı doğrudan etkiliyor. Bu birinci boyut. Aynı zamanda eğitim boyutu. Türkiye 3000'den fazla öğrenciye burs veriyor ki şu an bütün dünyada ekonomik krizle beraber burslar sınırlanmış durumda. Türkiye bütün her şeyini kapsayan bir burs veriyor. Dolayısıyla Türkiye aslında sosyal ve insan anlamında Afrika yeniden yapılanmada ciddi bir rol oynuyor. Yani Somali'den mesela bugün Türkiye'de binlerce öğrenci var Somali'de. Dolayısıyla bu öğrenciler yarın döndükleri zaman ülkenin yapılanmasına kilit bir rol oynayacaklar. Bu anlamda Türkiye'nin Afrika'ya belki sosyal anlamda yaptığı katkılar bir 10-15 yıl sonra görülecek. Ama ekonomik ilişkiler zaten görülüyor. Her karşılık artıyor. Siyasi ilişkiler arttı. Bundan sonra bence Türkiye'nin sosyal katkıları daha da artarak devam edecek. Bunun için zaten bugünün heyette iş dünyası çok ağırlıklı. Peki barış ve istikrar katkısı tabii ki tartışılmaz Türkiye'nin özellikle son 10 yılı aşkın süredir özellikle. Ancak bu konuda biraz yalnız mı kalıyor acaba? Batı'nın desteğini almalı mı yoksa Türkiye mi bunu istemiyor, istemeli mi? Şöyle, Türkiye aslında 10 yıldır Afrika'da şöyle bir şey yapmaya çalıştı. Yani özellikle Afrika'da diğer ülkelerin İngiltere, Fransa vesaire biraz sömürge geçmiş olduğu için biraz kendileri bunlardan ayrı tutmaya çalıştı. Yani bunu da şöyle yapmaya çalıştı. Kendisi Afrika'yı tekrardan keşfetmeye çalıştı. Çünkü sömürge geçmiş yok. Ben bundan sonra şuna geldiği kanaatim. Artık Türkiye'nin Afrika'da aktörünü kimse sorgulamıyor. Türkiye Afrika'da kilit aktörünün bir tanesi. Ve hatta öyle bir aktör ki bu sadece Rusya, Çin gibi yani Çin, Hindistan, Brezilya gibi kıtaya yeni girmiş. Sadece ticaret ve kalkınma yardımı üzerinden politik üretim bir ülke değil. Türkiye aksine geleneksel ülkeler gibi yani İngiltere, Fransa gibi artık güvenlik konularında ve yüksek siyaset dediğimiz siyaset devlet yapılanması konularında söz söyleyen bir ülke konuma gelmiş durumda. Onun için zaten Türkiye mesela Somali'de Somaliland hükümetiyle Somali merkez hükümeti arasında barış görüşmelerini 1,5 yıldır sürdürüyor zaten. Önümüzdeki aylarda tekrardan İstanbul'da olacak bu. Yani iç barışa barış görüşmelerine ciddi şekilde bir rol oynuyor. Mesela evet. Birkaç yıl önce Boko Haram için Türkiye'nin barış girişiminde bulunmasını talepler olmuştu Türkiye'den. Özellikle Kenya'daki bazı etkili kişiler tarafından. Dolayısıyla aslında Türkiye şunu yapmaya çalıştı şu ana kadar. Kıtayı tanıdı. Kıtaya yönelik bir vizyon geliştirdi. Bir bakış açısı geliştirdi. Sanırım bundan sonra Türkiye biraz kıtada biraz daha yani kalıcılığını daha çok perçinleştirmek adına belki farklı işbirliklerine ve şey açılacak. Uluslararası toplum da ilk başta Afrika kıtasına bazı ülkeler ilk başta Türkiye'ye negatif baktı. Yani acaba Türkiye gerçekten ne yapmak istiyor? Türkiye ne kadar ciddi diye. Ama şu an artık böyle bir soru kalmadı. Yani bugün Avrupa'dan ve dünyanın birçok ülkesi Afrika konularında Türkiye ile istişare ediyor. Türkiye'yi bir istişarecilik bir ülke olarak görüyor. Bundan sonra belki daha ortak işbirliklerinin önü açılabilir. Bu gayet normal. Ama şu ana kadar sırf o yani sömürgeci ülkelerle beraber görünmem adına biraz da otantik bir Türkiye bakış geliştirmelerine böyle bir yaklaşım takip edilmiş.